Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 30. haftasının 3. videosundayız. Katı cisimlerin sonundaki ÖSYM e benzeri soruların çözümlerini yapıyorduk ve bu videoda ne yapacağız? Test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dikey konumda bulunan ve taban boyutları 30 x 30 ve yüksekliği de 90 cm olan kare dik prizma biçimindeki özdeş A ve B kutuları şekil birdik gibi birleştirilmiş, yerleştirilmiş. Sonra ne olmuş? Bu devrilmiş Buna diyor K ile R arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor. İşte bizden buradaki uzunluk isteniyor. Öncelikle şu 30 santimetreydi. Yani şurası 30'a 30'du. Devrilince burası 30 oldu. Bunun tamamının yüksekliği 90 santimetreydi. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. E artık buna ait bir dik üçgen oluşturacağız. E bu dik üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Şurası zemine dik değil mi? Evet. E sen o zaman şurada şunu şöyle çizecek olursan dik üçgeni elde edersin. Yani şurası 90 derece oldu mu? Oldu. Ve sonra burada Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. E Burası 30. Aynı zamanda şuradaki uzunluk da 30. E burada uzunluk da 30 sa tamamı 90 olduğundan buraya 60 kaldı. E burası da 30. Bak buradaki dik üçgenden dolayı şurada da bir dik üçgen var şöyle. Şurası 60 ya burası 30 ya 30 60 sa burası ne olacaktır? 30 kök 5 olacaktır. E burada da bir dik üçgen var. Şöyle dik üçgenden dolayı bir kenar 30 kök 5 diğer kenarda 60. Yani şuraya da x diyecek olursak. Burada 30 kök 5 ve 60 hemen dik üçgeni şöyle şurada göstereyim. Hemen gösteriyorum şurası 30 kök 5 burası da 60 Tabii ki ortak çarpandan yapacağız. Burası 30'un kök 5 katı burası 30'un 2 katı o zaman x de 30'un kare kök içerisinde kök 5'in karesi artı 2'nin karesi yani 5 artı 4 yapar. Bu 3 diye çıkar o zaman ikisi de böylelikle kaç buluruz 90 diye buluruz. Evet birinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 2'ye. Küre biçimdeki bir karpuz tepesinden 2 santimetre uzaktaki yatay düzlemle şekil 1'deki gibi kesiliyor ve üst kısmı atılıyor. kesildi atıldı. Daha sonra karpuz üst yüzeyinden 2 santimetre uzaktaki yatay düzlemle şekil 2'deki gibi tekrar kesiliyor. Yani toplamda 4 santimetre kesilmiş oldu. Şekil 1'de oluşan kesitin alanı bir kesit küredeki kesit neydi? Daima bir daire olmuyor muydu? Evet buradaki kesit 36 pi verilmişse yani pi r kare eşittir 36 pi ise r'yi buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet burayı 6 bulduk dostum. Sonra kürenin merkezi burası olsun. Burası 6 ise burası da 6. Merkez varsa kiriş varsa çektik. En etkili silahımız yarı çap. E yarı falan vermiş mi vermiş Ama 2 cm yüksekliği verilmiş. Şurası 2 verilmiş ya. Ben buraya A dersem yarı çap A artı 2 oldu. E A artı 2 ise pisagor bağıntısı. Hatta pisagor bağıntısını yaparken 6 var. A var A artı 2 var. 6 8 13 geri aklımıza geldi. Koyarsak sağlandı mı sağlandı. Evet yarı çap 10 çıktı. E, buradaki yükseklikte 8 çıktı. Sonra 2 santimetre daha kesilmişti. Şurası merkez olsun. Hop enet kesilahımız yarıçap. Hocam şurada da şu kesite bakacağım ben. Merkez kiriş çektik yapınca şöyle. E, buradaki kesite bakacağım. Şu toplam yarıçap uzunluğu 11'indi. O zaman buraya 6 kaldı. 6 10'dan dolayı burası 8 yaptı. E burası da 8. Buradaki şeyi bulmuş olduk. Şekil 2'de oluşan dairesel kesitte karpuz kabuğunun kalınlığı 3 santimetre olduğuna göre dairesel kesitteki kırmızı yani karpuzun görünen kırmızı yüzeyi şu karpuzun kalınlığı 3 santimetre. Burası da 3 santimetre ya. O zaman bu karpuzun yarıçapı kaç yaptı? 5 mi yaptı? Evet. Bizden pi 5 kin karesi isteniyor. Yani cevap 25 pi yapar dostum. Cevap böylelikle denizli oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. İçi suyla dolu olan dik dairesel silindir biçimindeki bir bardağı içine içine içi suyla dolu olan başka bir dik koni biçimindeki bir kap tabanı yere paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil bir elde ediliyor. Bu durumda kabın tepe noktasının silindirin yüksekliğinin yarısı hizasında olduğu biliniyor. Evet. Şimdi silindirin yüksekliğinin yarısı mesafesinde oluyormuş. Yani şunlar birbirine eşit mi olacak arkadaşlar? Evet. Şununla şu birbirine eşit olacak. Yani burası haşken burası da haş olacak arkadaşlar. Dikkat et silindirin yüksekliği 2H oldu. Sonra tam tersi bu silindir içine konulmuş. Silindirin yüksekliğinin ben ne olduğunu biliyorum. 2H olduğunu biliyorum. Yalnız buradaki tam böyle değene kadar geldi ya. Bu konideki Yarı çapımız, bu çapımız mesela burası yüksekliği de haş ya. Aynı şekilde sen bu şekilde koniyi böyle koyduğun zaman, şurası aynı olduğu için şu koniler eş olmak zorunda değil mi? Evet. Madem bunlar eş, e o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası da aynı şekilde yarı çapı olacak. Buranın yüksekliği de yine ne olacak? Haş olacak ve buranın da 2 haş olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu bardak kabın içine tabanı paralel olacak yerleştirildiğinde şekilde. Deki su seviyesi oluşmuş tamam. Şekil 1'de bardaktan dökülen su. Arkadaşlar hacmi kadar suyu dışarı itmiyor muydu? Evet. Hacmi kadar suyu dışarı itecek. O zaman buradaki hacme V diyecek olursam ve silindir yapacak olursam. Burası V iken burası ne oluyordu? 3V oluyordu. E bu yüksekler birbirine eşit. Burası da 3V mi oldu? Evet. Şimdi bu silindiri böyle içine koyduğum zaman hacmi kadar su yükseltmeyecek mi? Evet. E hocam bunun silindirin hacmi sakın 5V kaldı demeyin. Bu silindirin hacmi 5V değil mi burası? Aynen öyle. Suyun içine tam batmıyor. Dışsal olarak böyle şey düşünün ya. Bir tası düşünün. Tası kovanın içine boş bir halde koyduğunuz zaman da su ne yapıyor? Taşırıyor değil mi? Ama su seviyesine gelene kadar hacmi kadar su boşaltmak zorunda. Çünkü içindeki hacim varmış gibi şey yapıyoruz değil mi oradaki tası? Burada da içinde boşluk var ama ne olmak zorunda? Hacmi kadar su boşaltmak zorunda. Yani burada koni de boşalan su dışarıya boşalan su ne olacak? Bunun hacmi kadar olacak. Silindirin hacmi kadar olacak. E hocam buraya 5V kaldı. E burası da V değil. İşte 5V kadar su taşırmayacak. İçi boş olsaydı bile bunun hacmi 6V ya. İçi boş olsaydı bile 6V'lik kısım böyle taşıyacaktı. O yüzden güzel bir soru. Lütfen buna dikkat edin. Dışarıya taşan su ne olacaktır? 6V olacaktır. E bizden V1 bölü V2 isteniyor. Buradaki taşan su V1'di. Yani V1 kaç yaptı o zaman arkadaşım? V1 V. Hacmi kadar su yükseltmişti. V. Şekil 2'de ne kadar su taşırdı? 6 vye kadar taşırdı. O zaman cevabımız ne yapacak? 1 böyle 6 yapacak. Gerçekten güzel bir soru. Cevap böylelikle ne çıktı? Edremit çıktı. Geldik 4'e. Taban ayrıtı 1 bir birim yüksekliği 3 birim olan kare dik prizma ile bunun, bunlarla şu şekiller oluşturmuşuz. İşte yüzey alanları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yüzey alanlarına bakarken görünen yüzey çarpı 2 demiyor muyduk? Dikdörtgenler prizması ya da birim küplerle oluşturabilen yapılarda o şekilde demiyor muyduk? Evet aynen öyle. Buranın 3 olduğunu, buranın 1 olduğunu, burası 1, burası 3. Şöyle bir yazayım. 1, 3, 1, 3 yazayım. Alanlara bakayım şimdi. 1 kere 3, 3. Hocam burada gördüğümüz her bir yüzey 3. Sonra burada birebirlik bir kısım var. Bak üst üste gelmiş. Burada gördüğün yüzey ne? 1 çarpı 2 olduğu için burası ne yaptı? 2 yaptı. Sonra burada kalan 1. Sonra burada kalan 3. Bunu yazmayı unutmuşuz. Buradaki alanda görüyorum 1. Burada kalan da görüyorum 3. Hocam şurayı da görüyorum. Burada Tamamı 3. Bir birimlik kısmı burada olduğu için 2 kaldı. 2 çarpı 1'den burada kalan da kaç yaptı? 2 yaptı. Evet görünen yüzeye çarpı 2. A1'i yazalım. A1 dediğimiz 1, 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 var. Yani 18. Ondan sonra 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 mi yaptı arkadaşlar? Evet. 24 çarpı 2'den 48 bulduk arkadaşlar. A2'ye bakalım. A2'de şu şekli oluşturuyor ama yine görünen yüzeye çarpı de diyebiliriz. 3 burası, 3 burası, 3 burası, 3 burası. Hocam 1 burası, 1 burası, 1 burası, 1 burası ya da bununla oluşturulabilen dikdörtgenler prizmasının da hesaplayabiliriz. 3 burası. 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 burada. 15, 16, 17, 18, 19. A2'de kaç yaptı? 19 çarpı 2 yaptı. Yani 38 yaptı. E o zaman buradan ne olacak? A1 eksi A2 isteniyor bizden. O da 48 eksi 38'den cevap kaç çıkacaktır arkadaşım? 40 e, pardon 10 çıkacaktır. İşte buna dikkat edin. Birim küplerle oluşturabilen yapılarda bu nedir? Küple de olabilir. Normal dikdörtgenler prizması da olabilir. Çünkü bunlar da birim küplerle oluşturulabiliyor. Yapıştırılarak falan ya da yan yana koyularak oluşturulan bütün yapılarda görünen yüzey çarpı 2 perspektif gereği olur. Hatta bütün prizmalarda aynı şeyi söyleyebilirsiniz ama bütün prizmalarda. E, silindir hariç ama birimliklerle oluşturulamıyor. Tamam buna dikkat edin arkadaşlarım. Dördüncü soru Akçay oldu. Akçay'ı işaretlemedik. Şöyle işaretleyelim. Geldik 5'e. Yarı çapı 12 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın içinde 3 birim yarı çaplı küre biçiminde 4 adet demir bilyanın konumu şekil 1'de gösterilmiş. Bilyelerin hepsinin kaptan çıkarılmasıyla suyun yüksekliğinin aç birim azalması şekli de gösterilmiştir. Tersini düşün. Buraya 4 tane bilye attığım zaman burayı mı dolduracak? E ne oluyordu? Hacmi kadar su yükseltiyordu. O zaman çıkarttığım zaman da bu boşluğun hacmiyle bilyelerin hacmi birbirine eşit mi olacak? Evet. Bilyelerin yarıçapını kaç vermişler? 3 vermişler. O zaman bunun yarı da 12 vermişler. Bitti gitti. 4 tane 4 bölü 3 pi re küp. 4 bölü 3 pi re küp. Bilyelerin kürenin hacmiydi. 4 bölü 3 pi re küp. Bundan 4 tane var. Neye eşitmiş? Şuradaki boşluğun hacmiyle. Yani pi re kare çarpı h. Pi'ler gitsin. Sonra sadeleştirmeleri yapacağız arkadaşlar. Bu 4 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. 12 çarpı 12 çarpı h yaptı. Şu 3'ler gitti mi gitti. 4 kere 3 12 gitti. 4 kere 3 12 gitti. Ve burada hiçbir şey kalmadı. Yani 1 eşittir h yaptı. Böylelikle h'ı kaç bulduk arkadaşım? 1 bulduk. Evet. 5. soruyu denizli bulduk. Geldik 6'ya. Şekilde bir dik üçgen dik prizmanın açılımıyla birlikte bazı ayrı tuzlukları verilmiş. Ee, arkadaşım şu yükseklik yapmıyor mu? Üçgen dik prizmayı hemen oluşturalım. Şöyle dik üçgen prizmayı şöyle bir oluşturalım kardeşim. Oluştururken şöyle hemen teknolojiyi kullanıyoruz. Ş şöyle oluşturduk. Peki prizmamız bizim bu şekilde yaptı mı yaptı. Sonrasında şu yüksekliği kaç oldu? 9 oldu. B dik üçgenin bir kenarı 12. Şu hipotenüs bak bununla yapışıyor. E şu kenarda bununla mı yapışacak? Evet. Dik kenarın ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu da yükseklik olduğunu biliyorum. Ama bir dik kenarın 12 olduğunu biliyorum. Şuradaki dik kenarın. Sonra ne çıktı burada? Bu dik bir hacmi verilmiş. Şuraya bir A diyecek olursam. Taban alanı A çarpı 12 bölü 2 çarpı yükseklik bize 270 olarak mı verilmiş? Evet. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım bakalım burada. Şu 9. Bölsek 30 mu yaptı? Evet. 3 kere 9 27. Şu. 6. 6 kere 5 30. A'yı da kaç bulduk? 5 bulduk. A 5 ise 5 12 13 üçgeninden. Burası 13 oldu. E burası 13 olduysa da bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı taban alanları. Taban alanlarında ne var arkadaşım? 2 tane taban alanı. 2 tane 5 çarpı 12 bölü 2 artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Yani şu ikisinin toplamı 17. 13 ile toplarsam 30. Taban çevresi yükseklikte 9. Buradan ne geldi o zaman? Şunlar gitti. 60 artı 20, 270'ten. O da kaç yapıyor? 330 mu yapıyor? Evet 330 yapıyor. Dolayısıyla altın soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 7'ye. Bir spor mağazasının cam yanında sergilenmek üzere zeminde bulunan ve taban çapı 16 santimetre yüksekliği 5 santimetre olan dik dairesel. Evet bu şekilde Silindir biçimindeki desteğin üzerine yarı çapı 10 santimetre olan küre biçimindeki top yerleştirildiğinde topun yere tepe noktasının zemin olan uzaklığı H1. Arkadaşım şu en etkili silahımız. Tabi burada silindirin şeyini de düşünelim. Şurası silindirin nesi? Çapı. Burası 8-8 mi yaptı? Evet. Kürenin merkezi de burası olsun. Merkezden buraya bir dik kenar ortay dik mi oluyor? Merkez kilişecekten evet. Sonra en etkili silahımız yarı çap çizmek yarı çap uzunluğunu kaç vermişti? 10 vermişti. 6 8 13 üçgeninden burası 10. Hocam buranın zemine, burası da yarıçapı çapı olduğundan 10 olduğunu biliyorum. Kaç biri bulduk mu? 16 burada, 5 burada. Kaç birine çıktı o zaman? 16 artı 5'ten 21 mi çıktı? Evet. Sonra öbürüne bakıyoruz. Aynı hamleleri burada da yapalım. Hocam burasının 8, 8 olduğunu biliyoruz. Sonra merkez girişi çektikten tam keş parçaya böleceğini yarı çapında 17 olduğunu söylemiş. Yarı çapı 17 santimetre olan başka bir küre konulmuş. 8, 15, 17'den burası 15. E bunun yüksekliği de zaten 5'ti. Bunun da yarıçapı çapı zaten idi. E 17, 15 daha kaç yaptı? 32. 32, 5 daha kaç yapıyor? 37. E biz burayı da 37 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? 37 eksi 21 isteniyor. 37'den 21'i çıkartırsak cevapta kaç yapıyor? 16 yapıyor. Dolayısıyla 7. soruyu Edremit bulduk. Geldik 8'e. Şekil 1'de verilen tabağın ayrıtı 8 cm yüksekliği 12 cm olan karedik prizma şu şekilde. İçinde bir miktar su varmış. Eğmişler şu şekilde gelmiş. Bu kap LM ayrıtı üzerine üzerine kaptaki su seviyesi KN ayrıtına gelene kadar yatırıldığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bu durumda su seviyesi BL ve CM ayrıtları üzerinde P ve R noktalarında duruyormuş. Eyvallah. Suyun üst üzerinde oluşan KPRN dörtgeninin alanı 80 olduğuna göre. Bu dörtgen aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bir dikdörtgendir. Çünkü şuranın kaç olduğunu biliyoruz biz. 8. 8. E burası da 8. Şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet. Bunlar birbirine paralel ve birbirine eşit olduğu için paraya kenar oldu. E hocam burası zemine dik olduğundan 90 derece. E burası da 90 dik dörtgen oluştu. Madem dik dörtgen bu dik dörtgenin alanında 80 vermiş. O zaman burası kaç olacak? 10 olacak. E 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden 6 çıktı burası. Hocam bu şekil nedir? Bir prizmadır. Üçgen prizma. Tabanı ve tavanı aynı bak dikkat et. O yüzden ben bunun hacmini bulabilirim. E, buradaki suyla buradaki suyun hacmi aynı değil midir? Evet o zaman 8 çarpı 8 çarpı H suyun hacmi ve su. Burada da suyun hacmi bir prizma üçgen prizma. O da taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yüksekliğe eşit mi olacak? Evet. Her ikisi de suyun hacmiyle eşit olduğu için bunlar birbirine eşit. 2 tane 8 birbirine götürdü. H da 6 bölü 2'den H'ı kaç bulduk? 3 bulduk. H 3. E bunun tamamı da 12 idi. Kabın kaçta kaçı suyla doludur. Hocam yüksekler oranı hacimler oranı eşittir. E bir yüksekliği suyun yüksekliği 3 Kabın yüksekliği 12. E 3 bölü 12 kaçta kaç olduğunu söyler. O da kaçta kaçı yapıyor arkadaşım? 4'te 1'i yapıyor. Yani 8. soruyu böylelikle balık esir. bulduk. Ve bitirdik. Test 3'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.